Şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi. CHP'li eski vekil Fikri Sağlar'ın bu sözleri tartışmaya neden oldu. Hem muhalefet hem iktidar kanadından ard arda tepkiler geldi. Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın yapılan tartışmayı gereksiz olarak yorumladı. Geçmişten bugüne insanları inançlar üzerinden değerlendirenlerin bu ülkenin birlikte yaşama bilincine verdiği zarar ortadadır. Bu ülkede yaşayan insanlar olarak hiçbir ayrım yapmadan, kendimizi hiçbir tanımlamaya hapsetmeden sormamız gereken şey artık şudur. Kin kimi besliyor? Kim kini besliyor? Zaman toplumda karşılıklı olarak bu kini besleyenler kimlerse onlara hep beraber dur demenin zamanıdır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başörtüsü üzerinden yapılan ayrımcılık, barbar zihniyetin tezahürüdür. Siyaset yapmayı, değerler adına yapılan mücadeleden huzursuzluk çıkarmayı memleket terk etmelidir. Bu kadar hesabımıza, milletin fikrine, hissiyatına, ait olduğu dünyaya, kendini yakın hissettiği fikre, kavga alanı gibi bakmaktan ziyade bunları memleketin zenginliği sayabilecek bir erdemi gösterebileceğimiz yıllarda olduğumuzu düşünüyoruz. 2020 yılında bu konuşulan lafların hiçbirisi laf değildir. Ayıptır. En zehirli ırkçılık, fanatizmin ve cehaletinin farkında olmayanıdır. Fikri Sağlar'ın sözleri demokrasiyi ve en temel insan haklarını sindirmemiş acizliğin dışa vurumudur. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. O onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Efendim hakim böyle olursa, hakim böyle olursa ya da şöyle olursa, hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verirse gerçek anlamda hakimdir, benim başımın üstünde yeri vardır. Gelen tepkilerin ardından Sağlar sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Herhangi bir inancı aşağılamaya ya da küçük düşürmeye yönelik değildi dedi. Ardından eleştirisini türbanı kullanarak İslam dinini siyasal amaçlarına alet edenlere yönelik olduğunu savundu. Hakimin karşısına gittiğimde